Sevgili Meraferler, merhaba. Şehirler Podcast'imizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzün konuğu ve medarı iftiharı Köln şehri olacak. Köln şehri üzerine konuşacağız. Neden Köln'e başladın diyecek olursanız, bir taze, iki gerçekten çok samimi coştuğum bir şehir olduğu için mutlulukla överek başlayacağım bir anı olsun istedim. Üç, Köln'e çok garip bir seyahatin son gününde gittim ve bu garip seyahatte tanıştığım diğer şehirleri de bilahare konuşuyor olacağız. Orada da sondan başlamada bir şairanelik görmüş de olabilirim bilinçaltınca. Ancak Köln'le ilgili öveceğim şeylerin hepsi gerçekten objektif ve nesnel olduğunu düşünüyorum. Yani benim şehirle ilgili daha önceden bir çok temel seviyede kanaatim vardı. Ancak bu herhangi bir şekilde ne bir gaz, ne bir merak, ne de bir önyargı formunu alacak kadar kuvvetli değildi. Köln'le ilgili bildiğim şey işte bir meşhur katedrali var. Eski bir Alman şehri ve Ren Nehri'nin kıyısında duruyor. Rhine Nehri'nin, pardon. Ya da karıştırıyor olabilirim. Meşhur bir nehrin kenarında duruyor. Bunlarla ilgili bir kanaat oluşturmak mümkün değildi benim açımdan açıkçası. Dolayısıyla çok temiz bir bakış açısıyla gittim. Yani hiçbir beklentim yoktu. Seyahatin dördüncü günü olması ve benim orada seyahatin yapısı gereği çok artık yorulmuş özür diliyorum, yorulmuş olmamdan ötürü bir ambalalik vardı indiğimde şehre ki bu ilk intibamda yaşadığım "Oha, bu nasıl bir şey?" diye şeklinde de sembolize edebileceğim şaşkınlığı açıklayabilir açıkçası. Ama ben bu şaşkınlık ve bu ambale olma halinin hiç önemi olmadığını ve gerçekten de nesnel bir biçimde Köln'ün acayip güzel bir ilk intiba bıraktığını söyleyebilirim. Özellikle de trenle geliyorsanız. Köln'e trenle tanışmak, yani istasyondan inerek tanışmak bence en iyisi. Ki bu da zaten şehir tanışma yöntemlerinin genelde en iyisidir. Çünkü havalimanları hep şehrin çok uzağında olur ve plastik şeyler karşılar sizi ilk. Gidersiniz işte böyle vit 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 arkada anonslar, böyle saçma sapan bir çalan bir house lonca müziği. Kenarda devamlı bir kurumsal ışıklar, bir şeyler falan. Sonra siz oradan yürüyorsunuz, geçiyorsunuz. Sonra bomboş arazi çıkar karşınıza. Shuttle'a binersiniz. Yavaş yavaş medeniyete inersiniz. Genelde havaalanı tanışma tecrübeleri bütün Avrupa'da böyledir. Otogarlar da, yani artık otobüslerin doğası gereği mi bilmiyorum ama otogarlarla şehirle tanışma da inanılmaz insana gerçekten Aksaray dolmuşundan inmiş izlenimi uyandırıyor. Burası şehir Amsterdam bile olsa hiç fark etmiyor. Yani gerçekten bütün dünyanın otogarları aynı kaos içerisinde ikame ediliyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani tabii ki bir skalada bir Esenler Otogarı'nın yeri ayrı. Tabii ki Amsterdam Schiphol Otogarı'nın yeri ayrı. Ancak bir yandan da aynı dokuyu ve kumaşı paylaşıyor olmaları beni biraz ürkütüyor gerçekten dünyaya dair. Ve fakat otogarlar bu kaosla beraber bir eğlence de yaratıyorlar. O yüzden karışık biraz ama trenle bir şehirle tanışmak, bir istasyondan inmek dünyanın ihtişamlı şeyi gerçekten. Ben bazen mesela işime gelmiyor olmasına rağmen Ankara'dan İstanbul'a okurken trenle gelirdim giderdim. O zamanlar çalışıyordu tren ta Haydarpaşa'ya kadar. Ben aslında annem Bahçeşehir'de oturuyor diye benim trenden indikten sonra Söğütçeşme durağında inmem gerekiyordu o trenden. Sadece tribi oluyor diye Haydarpaşa'ya gider bavullarla sonra Söğütçeşme'ye geri yürürdüm. Çünkü inanılmaz bir şey var. Yani Haydarpaşa'yla düşünsenize İstanbul'da Haydarpaşa'dan inerek tanıştığınızı. Wow! Ya inanılmaz bir şey. Bir Haydarpaşa olmasa da işte Köln'ünki de öyle. Çünkü Köln Dom'a açılıyor direkt istasyon. Ve karşınızda günün herhangi bir saati, sabah ya da akşam fark etmeksizin inanılmaz haşmetli bir yapı var. Tokat gibi bir şey ya Köln Dom. Yani böyle siyahlı miyahlı gargoylar falan çıkıyor köşelerden. Camlar böyle puslu, isli gibi. Ama hepsi beraber bir araya gelince bütün gökyüzünde duran bir gölge gibi duruyor. Yani Mordor'un şatosu gibi bir şey ama bir yandan da Mordor'un şatosunu camdan yapmışlar gibi. Böyle bir naiflik de var içerisinde yani. Bir ya yani çok karanlık ve çok böyle bir şey ama aynı zamanda da böyle bir incelik, naziflik, nasıl anlatayım, bir nezaket var yani. Ve oha falan diye böyle 10 dakika ona ambal oluyorsunuz zaten. Ondan sonra orada küçük böyle bir işte pazar yeri gibi bir şey mi vardı? 2-3 tane dükkan mı vardı artık bilmiyorum. Ben dedim yani dur bir kafayı vurayım bir yere gideyim de bir kahve içeyim falan sabah körü. Sonra dedim nereye gideyim? Aa, sokakta müthiş tabelalar var abi.
sokak yani istasyon şehir seni karşıladıktan sonra senin orada nereye gideyim diye oh diye düşüneceğini varsaymış. Oraya küçük böyle renkli turistler için özel olduğu çok belli. Veya şehre yeni gelmişler için diyeyim daha doğrusu. Önemli yerleri gösteren ama o önemli yerler de şey gibi yani. Hani meşhur çok meşhur işte bir müze çok meşhur bir şey falan şeklinde. Kesinlikle ve kesinlikle böyle işte yani 2. Wilhelm Sokağı falan gibi senin o anda anlayamayacağın şeyler değil. Mesela Çikolata Müzesi yazıyor orada. Şokoladen müze. Oo diyorsun. Oha Çikolata Müzesi lan. Oha gideyim. Tabela da gösteriyor yolu yani. Ne kadar güzel. Dedim evet ne kadar güzel falan. Çikolata Müzesi'ne gideyim. Giderken de yolda bir tane kahve içerim. Yürümeye başladım falan. Baktım böyle tabelalar farklı şeyler de gösteriyor orada. Lan Roma bir şeysi mi diyor. Bu nere diyor. Eskişehir diyor falan filan diye böyle. Gire çıka yürüdüm yollardan ve Köln bu esnada çok şıktı. Yani gördüğüm, gezdiğim kısımları özellikle nehir kenarı kısımları gerçekten çok klastı ki o günün inanılmaz bulutlu, yağmurlu, böyle meymenetsiz bir gün olduğunu da söylemem gerekiyor. Bulutlar falan havada gri gri asılıyorlar çok çirkin. Ama yine de çok şık duruyordu şehir gerçekten. Ama aynı zamanda da bir ben pazar günü oradaydım. Çok net bir sükût da vardı. Yani gerçekten dinlenme günüydü. Çünkü bir Kasım ayında bir pazar günü. Yani turist yok, bir şey yok falan. Gerçekten şehir kendi halindeydi. Temposu falan çok yavaştı. Ama gerçekten çok barışçıl ve sakin gözüküyordu şehir. Bilmiyorum normal daha kalabalık zamanlarında nasıldır. Ki bu arada o barışçıllık ve sakinliğin çok büyük bölümünün de ben açıkçası nehirden geldiğini düşünmeye başladım. Özellikle nehrin kenarında yürürken çok insana sakinlik veren bir aktivite gibi geldi. Ve insanlar bu kadar hani bunu yapıyorlarsa, yapma fırsatı bulabiliyorlarsa bir nehrin kenarında yürümek gibi. Çünkü nehir daha etkileşimli bir şey ya. Mesela bu yani suyun yanından yürümek İnsanda psikolojik olarak bence bir tımar etkisi yapıyor. Yani bir rahatlıyorsun, bir okeyliyorsun, biraz daha ortalıyorsun kendini sanki. Suya paralel yürüdüğün zaman, yani tecrübe ettiğiniz zaman böyle bir aynı fikre kapılanınız olduğunu bilmiyorum ama bence bu şehrin dinamiğini de çok değiştiriyor. Çünkü mesela Boğaz'da bunu yapamadığın için, hani böyle bir şey yok ya, hani Boğaz çok büyük, aşırı değil. Hani karşı yakayı görüyor ama karşı yakayı göremiyorsun işte falan bazen, bazı yerlerden. Bilmem ne yani durduğun yerden denizin kıyısından. Yok ya da bazı yerlerden görüyorsun bazı yerlerden göremiyorsun. Rüzgara göre değişiyor falan. Neyse oraya çok takılmak istemiyorum. Asıl söylemek istediğim şey oturduğun gördüğün ya da göremediğin zaman oturduğunda etkileşime girdiğin parçası aslında çok küçük bir kısmı. Orada ise nehrin yanında yürürken bütün nehir gözünün önünde olduğu için onun herhalde biraz daha bir evrimsel bir etkisi falan var. Daha böyle bir uysallaşıyorsun. Bence bu şehre yansımıştı açıkçası. Bu bakımdan açık yani böyle şehri çok büyük bir panayır yeri gibi görmeyebilirsiniz yani daha doğrusu rastlamayabilirsiniz gibi geldi. Ama bir yandan da mesela Noel hazırlık için böyle küçük pazar yeri aydınlatmaları falan hafiften başlanmıştı ve onun da güzel bir kutlama haline dönüşeceğini sinyalini aldım. Ama bir yandan da şehrin normali de çok uysal onu da gördüm. Dolayısıyla arada coşuyor olabilirler sanırım ama genel olarak Köln şehrinde daha uysal bir yaşam sürüyorlar diye düşünüyorum. Ya da en azından benim gördüğüm pazar günündeki izlenim buydu. Ama Köln'e gidince giderseniz ki gidin bence çok enteresan bir şehirdi çünkü. Onu enteresan yapan şeylerden bir tanesi de enteresan müzeleri ki ben müzenin böyle bir şey olabileceğini gerçekten hayal etmemiştim. Belki de kendi cehaletimle Çikolata Müzesi'ne gidene kadar. Çikolata Müzesi'nde ilk kat benim normal müzeden beklediğim bir müze tipi bir müzeydi. İşte saçma sapan pankartlar asmışlar, böyle oynayan bir şeyler falan var. İnteraktif olsun diye kasmışlar ama iki tane çark çeviriyorsun, üç tane resim dönüyor ekranda falan filan. Bu tip böyle saçma sapan şeylerle işte çikolata ilk Azteklerden çıktı da onlar onu kırardı, bardaklarda içerdi de işte baharatlıydı sonra içine çüt kattık da bunu anlatıyor. Ya bayıyorum işte ama sıcak falan diye içeride takılıyorum yani. En sonunda işte birinci kat bitti, ikinci kata çıktım. İkinci katta da başladı çikolatanın endüstriyel tarihinden bahsetmeye. Şu fabrikatör abi şuradan işte Belçika'da şu şehrinde fabrikayı açtı da ondan sonra Fransa'nın şu şehrinde geldi de şu paşamaz da batıyordu da işte bir tanesi hisselerini satmış ben böyle kahramanlık hikayeleri kapitalist kapitalist. Böyle bir şeyler dönüyor. Affedim üf, aman yani ne yapayım işte yiyoruz geçiyoruz abi çikolata yani falan filan tadındayım. Sonra üçüncü kata çıktım. Allah'ım çikolata fabrikası var orada.
fabrik yani müzenin 3. katı çikolata fabrikası. Fabrika deyince canlandırma bir şey değil arkadaşlar. Gerekli bütün güvenlik önlemlerini alıp fabrikanın makinalarını gerçekten böyle artık salak olman lazım yani kendine zarar vermen için şekline getirip çikolata yapıyorlar üst katta. Tabii ki çok küçük bir meblağ yani miktarda doğal olarak çünkü satışa değil orada o müzenin sonunda çikolata yapılanları takdim ediyorlar kullananlara. Herkese de böyle 2-3 tane bu Napolitan çikolatalardan düşüyor. Baştan sona bütün süreç böyle şeffaf işte plexiglass'ın falan arkasında ve ya müthiş bir şeydi lan. Yani baştan sona bir çikolatanın yapımına şahit oldum. Ben bir müzenin böyle bir şey yani deneyim yaşatabileceğinden haberdar değildim. Yani gerçekten aklımda müze deyince bilgi veren bir şey vardı ama hiçbir zaman pratik gösterimle yani demonstrasyonla bilgi veren bu kadar da net yani orijinal hem de şey değil simülasyon değil. Baya gerçeğini göstererek bilgi veren bir müze olamaz diye düşünüyordum herhalde. Yani heykele bakıyoruz, altındaki bilgiyi okuyoruz. Tadında bir şeydi müze benim için. Cehaletim yıkıldı dedim. Allah'ım yani sen nasıl müzeler göndermişsin şu dünyamıza? Çikolata gördüm arkadaşlar baştan sona ya. Yani aldı o şeyi işte karıştırıyor böyle kaynatıp kaynatıp o özü müdür nedir artık kakao şeysini. Ondan sonra onu iyice böyle bir kıvama getiriyor. Ondan sonra gidiyorsun takip ediyorsun bir sonraki makineye. Bir sonraki makine de onu böyle pıt 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 kalıpları döküyor. Sonra kalıplar presten geçiyor. Kalıp işte presten geçen kalıplar ondan sonra hızlı dondurulma makinesine giriyor. Oradan fit 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 falan filan böyle şey yapılıyor. Sonrasında gidiyor onu çıkıyor hemen soğuk bunu atıyorlar kalıbını. Ondan sonra ambalajı sarıyorlar. Ambalajdan sonra böyle zigzag yaparak iniyor en sonunda. Pıt diye böyle bir kaseye düşüyor. Sonra o kaseden de sen şöyle küçük bir alıyorsun. Aa dedim ne kadar güzel lan. Yani o yüzden bir tane de olimpik müze vardı. Yani o da böyle miydi bilmiyorum artık. Disk mi fırlattırıyorlar sana orada nedir bilmiyorum ama. Gerçekten sonradan biraz araştırdım. Yani bu çikolata müzesini falan orada bir yani Köln'den çikolatadan parayı kırmış bir kodaman abi yaptırmış anladığım kadarıyla. Zaten zannediyorum o abiyi de övüyorlardı. Yani tabii ki müzenin içinde. Ve bu yani bunun bir noktada çikolata ile ilgili müzenin böyle yapıyoruz ha falan filan tadına dönüştürmesi kararının verilmiş, şehir tarafından benimsenmiş ve bunun da sonra gurur duyulmuş olması bence bir şehir hakkında çok kaliteli bir izlenim veriyor yani. Ben çok coştum o yüzden açıkçası böyle niş bir konuda bu kadar kaliteli bir müze. Yani niş diyorum çünkü işte çikolatadan yani hani bir konu. Hani ama işte çok güzel yapmışlar helal olsun. O yüzden Köln'le ilgili de duygularım kabardı. Zaten işte biraz domum da içine girdim bu arada. Oha falan oldum. Sonra işte çıktım yürüdüm. Bir sürü işte eski kasabaları falan gezdim. Çok güzel böyle bir şey sokakları vardı. Alışveriş sokakları vardı. Çok şık böyle kaldırımlı maldırımlı falan. Şehir merkezi belli ki anladığım kadarıyla yani İstanbul'a gitmiş olsam yaşadığım gezdiğim yer sanırım işte böyle Galata Karaköy falan Galata Karaköy Beyoğlu taraflarında bir yürüdüm geldim falan gibi bir şey anladığım kadarıyla yani şehrin zaten vitrin olan işte eski köklü merkezi ki istasyonun da işte bu kıymeti bu aslında çünkü istasyonlar yani eski ve epey eski oldukları için çoğu zaman şehirlerin içlerinde oluyorlar yani bir de ana ulaşım seyahat yöntemi bu olduğu için hatta bilakis istasyonun şehrin içine girmesi en merkezinde durması çok makbul bir şey çünkü seni dünyaya bağlıyor dolayısıyla seni dünyaya bağlayan bir şeyin etrafında kümeleniyorsun biraz. İstasyonların etraflarında da tren istasyonların etraflarında o yüzden böyle zaten bazen eski barlar işte falan olur. Genelde de eski şehir merkezlerine iner istasyonlar bu yüzden. Bu da şehrin kalbiyle tanışmak için iyi bir yöntem oluyor genelde. Çünkü oradan bir sürü çıkarım yapabiliyorsun. Köln'le açıkçası %100 bir intibam oldu diyemem ama sosyal yönüyle alakalı da iki şey yaşadım. Birincisi sokakta geçerken çok sokakta yürürken özür diliyorum. Çok saçma sapan işte bir sağa saptım, bir sola saptım derken kendimi bir an bir ana yol kenarında buldum. Yokuş yukarı çıkıyor ana yol. Böyle vız 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 araba sesleri falan filan sinirimi bozmaya başladı. Ondan sonra yokuş yukarı doğru çıkan ana yolda kot farkından dolayı kenarda yükseltilmiş bir apartman girişi var. Küçük de bir bahçe var bu apartman girişinin etrafında.
Baktım dedim ki ben biraz buraya oturayım da bir kafamı dinleyeyim 2 dakika. Yoruldum çünkü yani yokuş yukarıda yürümekten. Bir de nereye gideceğime karar vereyim. Çıktım. Geri geldim. O kot farkından dolayı yüksekte kalan yere ayaklarımı uzattım. Ve bayağı böyle işte anayolumsu bir yerin yanında duvardan 3-4 metre yukarıda, yerden 3-4 metre yukarıda oturuyorum. Alttan bir grup, yerel olduğu çok belli olan teyze ve amca grubu geçti. Yaşlı olduklarını özellikle vurguluyorum çünkü inanılmaz tontiş bir şekilde böyle baktılar. Bir endişelendiler. Sonra benim keyfimi yerinde olur görünce vay haylaz gibisinden böyle bir bakındılar. Ondan sonra Allah Allah çocuk ne yapıyor lan? Ne garip. Hey, vay be dur görüyor musun? Dama çıkmış falan tadında böyle bir bakış aldım yani teyzelerden. He he diye kih kih böyle bir öyle manidar bir gülüş. Sonra hayatları devam ettiler. Bu mesela benim benzer bir takım şeylerde başka şehirlerde farklı deneyimler yaşamıştım. Sıradanın olağanın dışında bir şey yaptığınız zaman yani garip gözüken bir şey yaptığınız zaman bunun ne derece dikkat edildiği, dikkat çekildiği, ne derece tenkit edildiği mesela bence şehirlerin karakteristiğinde çok değişen bir şey. Yani İstanbul gibi zaten kaotik ve kalabalık bir şehirde mesela sen amuda kalkan adam görsen ikinci kez bakmazsın. Hatta İstanbul biraz bu konuda sözsüz bir kural haline gelmiş durumda. Zaten kimse kimseye bakmıyor artık İstanbul'da. Dolayısıyla bu bir şehrin kimliğini belirleyen faktörlerden bir tanesi oluyor ve buna verilen tepki de bazen dikkat etmemek değil, dikkat edildiği zaman da tenkit şeklinde oluyor. Bunda başka şehirlere geldiğimiz zaman konuşuruz. Ama Köln'de bir tane yaşadığım deneyimin ne oluyor lan falan filan tadında bir tepkiyle karşılaşması beni çok mutlu etti. İkinci dikkat ettiğim ve açıkçası özen gösterdiğim sosyal gözlem ortamı da bir birahaneye maç izlemeye gittim. Meşhur bir birahaneye bir Köln maçı izlemeye gittim ve çok kötü bir maçtı. Yani futbol adına gerçekten çok bir şey yaşanmadı o gün sahada. Ama bir yandan işte lukur lukur birayı içerken, çok da güzel biraydı. Zaten yerel kendileri yapıyorlarmış. Zaten Alman ve bira yani ne diyorum. Etrafa kesik attım. Yani çünkü millet böyle Köln barı belli. Formasıyla gelmiş yani izlemeye. Ve ben Türkiye'de mesela bununla bir mukayese noktam var. Çok fazla böyle takımla alakalı çok mekanlı maç izlemişimdir hayatta. Kahvehaneden tutun işte spor lokalleri, okul kantinleri, yurt televizyon odaları yani çok böyle kalabalık ortamda maç izlediğim çok olmuştur. Ve bu insanların maç izlerken ki tribünde de maç izlediğim çok oldu da yani insanların bu şekilde direkt olarak bir mekana gidip de maç izledikleri okazyonları kıyas edebiliyorum Türkiye ile. Ve mesela çok da farklı değildi. Bunu çok enteresanıma gitti. Tabii ki agresyon düzü çok daha yüksek. Tutku dozu çok daha yüksek. Ama bu yani yapacak bir şey yok. Yani bizim de kanımızda var. Hani her an gerçekten yargılamadığını bilin diye söylüyorum. Yani sadece bir gözlem olarak belirtiyorum. Tutku dozumuz çok yüksek. Yani çok gaza geliyoruz ya. O kadar değil tabii yani. Kimse öyle ayağa kalkıyor heyecanlanıyor ama yani kesinlikle mesela onun bir şey vardı senin gibi Allah belanı versin bu adama 20 milyon lira veren adama bir kemir alacağız. Puh Allah senin be. Puh ya. Puh lan. Lan senin o formayı çıkar falan de yerine otururken hani küçük küçük nefesler vererek dinlenerek tazelenerek dinlenen bir agresyon durumu var ya tutkudan dolayı. O yok. Ama mesela o penaltı hocam ya Greçel ne diyor falan filan tarzında yerine oturuyor. Ama onun dışında yani bu tutku seviyesi azlığının dışında gerçekten de aynı şekilde maç izleniyor olması bana çok garip geldi. Birincisi Köln gerçekten çok Alman bir şehir. Yani Alman stereotiplerine çok uyan bir şehir. Bundan da kastım bu arada sadece Nazi stereotipleri değil gerçekten. Yani Alman deyince benim bugüne kadar tarihi Alman kişiliklerden kafamda oluşan bir his varsa bu tarihi Alman kişilikler de işte Goethe'sinden tut da Otto von Bismarck'ına kadar bunlardan gelen bir enerji var kafamda ve o Köln'de gerçekten ha evet lan evet Bismarck falan oldum yani. Hani bana deseniz ki Civilization 5'teki Otto pardon 4'teki Otto von Bismarck modeli nerede yapılmıştır? Hani Köln'den esinlenerek Köln'de yapılmıştır falan derim. Yani o kadar net bir enerji tutumu vardı. Ama işte maç izlemek aynıymış mesela. Ne kadar güzel. Çünkü herhalde aynı şeye verilen tepkiler aynı oluyor aşağı yukarı.
Bu da güzel bir şey. Bizi beraber ortak paydada buluşturabilen bir şey. Aynı zamanda kolay bir iletişim de sağlıyor. Hemen ortak paydadan mesela, yani ben artık şunu bile biliyorum ki, rahatlıkla ve size de söylüyorum ki, Köln'e giderseniz gönül rahatlığıyla maç izlemeye gidebilirsiniz ve maç izlemeye gittiğiniz yerde de muhtemelen olaya katılırsanız, role de girerseniz, böyle iki lan ah be falan filan diye yaparsanız, gerçekten çok çabuk arkadaş edinebileceğiniz bir benzerlik söz konusu açıkçası bu tüketim ve paylaşım konusunda. Köln'le ilgili şeklim şemalim budur. Sizin görüşleriniz Köln'le ilgili nedir, ne değildir? Hiç, yani fikirleriniz, kanaatleriniz aşağıya yorum olarak gelsin. Onun dışında kendinize mukayyet olun. Bir ihtiyacınız varsa da yorumlara yazın. Öpüyorum. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han nun dat lit mir im Sinn. Mein Mut Mutter sprach noch nicht verloren, das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an mein Heimat denke und sind dort so für mir stand, möcht ich direkt auf Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln jan, möcht ich direkt ob Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln jan. Denkt der Herr Jott mich ins Rufe, dem Petrus sagen ich alsdann, ich kann nicht ruhig dir verzellen, dat Sehnsucht ich noch Gölle hab. Wenn ich so an mein Heimat denk, und sind dort so für mir stand, möcht ich direkt auf Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln jan, möcht ich direkt auf Heimann schwenke, ich möcht zu Fuß nach Köln.